arada bir kez daha hatırlatalım. Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü oldu. UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda kurallar çekildi ve Galatasaray'ın rakibi Azerbaycan takımı Neftçi Bakü oldu. Bu son dakika gelişmesini sıcağı sıcağına sizlerle paylaşalım. Diğer muhtemel rakipler Gürcistan'dandı. Aynı zamanda İsrail Bosna takımları Maccabi Haifa ve Zelyeznikar maçının galibi yine muhtemel rakipleri arasındaydı Sarı Kırmızılıların, ama rakibimiz, temsilcimizin rakibi Neftçi Bakü oldu. UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü, Azerbaycan takımı. Ilgaz Çınar şimdi telefon attığımızda. Ilgaz Çınar, yayınımıza hoş geldiniz. Selamlar, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray'ın rakibi, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, esasında ben Zelezniyar veyahut da Maccabi Haifa eşleşmesinden birisinin gelmesinden çekiniyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Neftçi Bakü'nün gelmesi birazcık daha iyi oldu. Yani Lokomotiv Tbilisi veyahut da Neftçi Bakü içimizden geçen bir eşleşme olurdu. Neftçi Bakü tabii ki orada Karabağ'dan sonra ülkenin en büyük ikinci takımı. Çok ciddi yatırımcıları var. Çok bilinen bir gaz şirketi var. Hatta aynı zamanda Şarkı 04'te de yıllardır belirli iş ortaklıkları yapan, Türkiye'de de şimdi farklı bir isimle iş ortaklığı yapan, ama bir de önce detay bilgileri vereyim. Göğüs reklamı da Türk Hava Yolları'dır Neftçi Bakü'nün. Onu söyleyelim. Bu sene iki maç oynadı Neftçi Bakü. Bu iki maçın bir tanesi de böyle ifade edeyim. Yani zayıf yönleri güçlü yönleri olarak Şükrü bir maçını izlemiştim, çünkü Neftçi'nin Şükrü ile oynadığı Avrupa Kupası maçını. Geçiş oyunlarında çok ciddi fırsatlar veriyorlar. Hatta 66. dakikada gol attılar. Hemen rakibi 69. dakikada kırmızı kart gördükten sonra oyunu tamamen ellerine aldılar. Şimdi Ilgaz Çınar, çok özür dilerim. Bir virgül koyalım. Bu gelişmeyi de paylaşalım. UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda bu karşılaşma Azerbaycan'da oynanacak. Tek maç olarak oynanacak pandemi dolayısıyla. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım hem sizinle hem izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kaptanları Mahmudov var. Emin Mahmudov bence bu takımın her şeyi ve en iyisi. Daha önce Rusya'da da futbol oynamıştı. Hatta Portekiz'de gitti. Boavista'da da oynamıştı. Onun dışında genel olarak belirli bir transfer limitine bağlı kalarak transfer yapan bir kulüp. Tabii ki 17 Eylül'de karşılaşma oynanacak Azerbaycan'da. Tarihte belli oldu. İki takımı, Neftçi Bakü ve Galatasaray'ı değerlendirdiğinizde, Galatasaray bu turu tarihi ve Azerbaycan'da oynanmasını da göz önünde bulundurarak rahat geçer diyebiliyor musunuz Ilgaz? Yani oynanılmamış maç kazanılmamış, evet, maç. Şunu söyleyeyim, yani savunma anlamında mesela şimdi Brezilyalı sol beki aldıktan sonra esas sol bekleri, sol stopere devşirdikleri Anton var. Anton üstünden Galatasaray bir oyun oynayabilir mesela. Savunma anlamında oldukça hatayı açık. Hücum anlamında topla beraber çıkabiliyor. Sol bekle beraber olması yüzünden sol bekini rahatlatabiliyor. Her şeyi yapabiliyorlar ama hani takım organizasyonu olarak dağınık bir takım. Onu söyleyebilirim. Çok oturmuş bir takım değil. Tabii Galatasaray'ı da biz test edemedik daha. Bir hazırlık maçı oynadı. Bir tane oldu. Kötü bir kamera açısından görebildik ama kadro kalitesiyle oyunu değiştirebilecek, skoru değiştirebilecek oyuncu kalitesiyle, bireysel becerisiyle her noktasında Galatasaray çok daha üstün diyebilirim Neftçi Bakü'ne. Çok teşekkür ediyoruz Ilgaz Çınar, kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü, Ilgaz Çınar detaylı bir şekilde bizlerle paylaştı. Şimdi Mehmet Özcan bağlantımızın diğer ucunda. Mehmet Özcan, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ceyda, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda 17 Eylül'de tek maç usulü olarak Azerbaycan'da oynanacak karşılaşma. Ilgaz Çınar'dan Neftçi Bakü'nün takım olarak aksaklıklarını, öne çıkan yanlarını dinledik. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu eşleşmeyi? Çok doğru bir bağlantı olmuş. Ilgaz abiden başka da kolay kolay bir Azerbaycan temsilcisini yorumlayacak futbol yorumcusu bulamayız. Benim hani tabii buradaki detaylar, takım hakkında çok fikrim yok ama Ceyda, PAOK Beşiktaş maçında gördük biliyorsun ki. PAOK iki hazırlık maçı oynamıştı. Beşiktaş hazırlık maçı yapmadan çıkmıştı PAOK'un karşısına. Galatasaray'dan sezon erken açan bir takım. İki resmi maç oynadı. Bu onlar için avantaj olabilir ki.
Biraz da geçmiş yılları irdelerse Galatasaray'ın bu turlarda net favori çıktı. Östersund'a karşı, çok eskiden Tromsø'ye karşı, keza Fenerbahçe'nin Vardar. Hatta 2-3 sene öncesinde Beşiktaş Lens'e az kalsın eleniyordu. Yani ilk ön elemeler aslında kağıt üzerinde favori olsalar da takımların hazır olmaması sonucu etkiliyor. Tek maçlı bir eleme oynanacak pandemi koşullarından. Keşke İstanbul'da oynansaydı. Elbette çok yorucu bir uçak yolculuğu olmayacak ama nihayetinde Galatasaray... Jailson'la ilgili şu an çok ciddi bir sessizlik var. Ne olacağı konusunda. Ama ben sürpriz bir şekilde Jailson'un bonservis geliri getirebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. O yönde çalışmalar olduğunu biliyorum. Onun dışında Vedat zaten hani yani büyük bir bonservis bedeli getireceği için şu an Lazio'yla transferi konuşuluyor. Gustavo, Lyon, benim duyduğum kadarıyla o defter kapandı artık. Kalacak Gustavo. Şimdi Zanka, yine 2 milyon euro civarı maaşı var. Evet. Frey, çok yüksek bir maaşı yok ama yabancı kontenjanı dolduruyor. Yani, Dirar ve Serdar Aziz. Dirar aynı şekilde. Evet. Yani sözleşmesi bitiyordu. Koştur koştur sözleşme imzaladılar sanki Real Madrid istiyor gibi. Şu anda gönderin yani gidebilir listesinde. Anlamıyorum yani bu hangi futbol aklı Dirar'la sözleşme uzattı? Peki Dirar iyi bir alternatif olmaz mı? Yani yoğun maç temposunu düşündüğümüz zaman Fenerbahçe açısından. Yani olur gibi geliyor. Ben burada Volkan Demir'den ayrılıyorum. Muhtemelen Fenerbahçe'de sözleşmeyi uzatan futbol aklıyla aynı fikirdeyim. Çünkü şu anda Gökhan Gönül'e de alternatif Dirar. Sadece kendi mevkisi için değil geriye de çekebilirsiniz Dirar'ı. Şu anda Gökhan Gönül 35 yaşında, çıkacağız maç sayısı ligde 40 ve bu adam 2 sezonda 10 kez sakatlanmış durumda. O yüzden her an Gökhan'ın yerine bir ismi koymak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ve sağ bek pozisyonunda Murat Sağlam var, oynayabilecek. Dirar var. Başka alternatif bir isim olarak kimi söyleyebiliriz? Ozan Tufan. Yani. Ozan'ın da mevkisi asıl mevkilerinden biri değil. Ve Ozan'a asıl ihtiyaç olunan bölge merkez orta saha. Biraz da hatta hücuma dönük, biraz da savunmaya dönük. Orada oynaması. Yani burada Dirar'ı göndermek Fenerbahçe için çok ciddi kayıplara sebebiyet verebilir. Dirar'ın sağ bek pozisyonda ihtiyaç unsurlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki o yüzden... bu haberde geçen isimler arasında sana göre gönderilmeli ya da gönderilmemeli diyebileceğin başka isimler var mı Taner? Yani ben Murat Sağlam'ın değerlendirilmeyecekse eğer kiralanmasının iyi olacağını düşünüyorum. Oğuz Kağan eğer bekleyecekse... Oğuz Kağan büyük ihtimal gidecek. Oğuz Kağan bekleyecekse kulübede böyle hapsedilecekse Oğuz Kağan'ın gönderilmesi yine iyi olabilir. Kulübede bekletilmek olasılığı olan oyuncuların... Hani evet bu lig... daha uzun olacağı için altı daha güçlü bir kulübeniz olması gerekiyor ama o güçlü kulübenin bile zayıf unsurları varsa kulübede bekletmek yerine kiralanması lazım. Evet. Ve Oğuz Kağan'a da muhtemelen çok fazla talip var bir oyuncu. Enva Kamel yine aynı şekilde çok değerli bir oyuncu. Evet. Ömür yani Şenol Hoca diyor ki yani Ömür'ü ameliyattan çıktı onu bekliyorduk. Geç ameliyat oldu kızmış yani düşün o kadar bekliyor Abdülkadir Ömür'ü. Çok mükemmel bir yetenek. Yusuf Sarı sakatlığının etkilerini tamamen atlattıysa bence yine fark yaratabilecek bir oyuncu. Yani tek başına Sörloth dahi diyorum fark yaratabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'de yine sayısal olarak çok zenginlik var ama burada Rodriguez'i çıkar. Hani gidecek kalacak diyoruz. Rodriguez'i çıkar. Safkan kanat oyuncusu diyebileceğin oyuncu yok. Mevlüt Santrfor. Tiam evet kanatlarda kullanabiliyorsun ama asıl bölgesi santrfor. Valencia yine aynı şekilde kanatlarda kullanabiliyorsun ama asıl bölgesi santrfor. Ferdi 10 numara aslında. Kanatlarda kullanıyorsun ama forvet arkası. Deniz sağ açık oynuyor Kayseri ve Kayseri son dönemi ve Fenerbahçe ama bence daha çok orta saha özellikli bir oyuncu. Bir tek Sinan'ı sağ sol önde kullandığın için ve santrfor olarak kullandığın için bir tek Sinan'ı burada ekleyebilirsin o kanat rotasyonuna. Fenerbahçe'nin Safkan kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Bak bu zenginliğe rağmen Vedat Muriç giderse iyi bir forvete ihtiyacı var. Evet. Ayrıca bunların hepsinin dışında Safkan bir kanat oyuncusuna Topuk Yaylası'nda sonra Sabah Gazetesi'nde benden bir yazı istediler. Hani kampı değerlendir ne görüyorsun. Stoper konusunu işlemiştim. Ve stoperin dışında da bence Fenerbahçe'nin ileri üçlüsü Ferdi'yi ayırıyorum.
Ferdi gerçekten iyi bir performans gösterdi. Evet. İleri üçlüsü yani santrforu ve kanatları şu an itibariyle halen belirsiz durumda. Vedat'ın durumu belirsiz. Ve kanatlarda ve antrenmanda Ferdi, da yok Vedat. Ferdi yok başladı şimdi koşulara başladı da. Ferdi dışında